insanın bilgisi deneyiminin ötesine geçemez. John Locke, 1632 ile 1704 arasında. John Locke, kendisinden sonraki iki filozof George Berkeley ve David Hume ile birlikte geleneksel olarak İngiliz ampiristleri olarak bilinen gruba dahil edilir. Ampiristlerin genellikle insanın tüm bilgisinin doğrudan ya da dolaylı olarak dünya deneyimlerinden geldiğini ve sadece duyularımızın kullanım yoluyla edinildiğini savundukları düşünülür. Bu da bilginin sadece aklın kullanım yoluyla edinilmesinin en azından mümkün olabileceğini savunan René Descartes, Benedictus Spinoza ve Gottfried Leibniz gibi rasyonalist filozofların düşünceleriyle çelişir. Aslında bu iki grup arasındaki ayrım tahmin edildiği kadar kesin değildir. Rasyonalistlerin tümü pratikte dünya hakkındaki bilgilerimizin sonuçta deneyimlerimizden, özellikle de bilimsel soruşturmalarımızdan kaynaklandığını kabul ederler. Locke dünyanın yapısıyla ilgili kendine özgü fikirlerine duyusal deneyimlerin sonuçlarına, sonradan savarım, mevcut kanıtlardan en uygun açıklamayı çıkarsama olarak bilinecek olan bir akıl yürütme sürecini uygulayarak ulaşır. Örneğin bizim deneyimlerimizle dünyanın en yeni açıklamasının parçacık kuramı olduğunu göstermeye çalışır. Bu teori dünyadaki her şeyin, haklarında doğrudan bilgilere sahip olmadığımız mikroskobikten de küçük partiküllerden ya da parçacıklardan meydana geldiğini ve aksi halde açıklaması zor ya da imkansız hale gelecek bir fenomene varlıklarıyla anlam kazandırdıklarını savunur. Parçacık kuramı 17. yüzyıl bilimsel düşüncesinde çok popüler hale gelmiş ve Locke'un fiziksel dünya görüşünün temellerini oluşturmuştur. Doğuştan gelen fikirler. İnsanın bilgisinin deneyiminin ötesine geçemeyeceği tezi Locke'a atfedildiği zaman bu yüzden uygunsuz ya da en azından abartılı görünebilir. Ancak Locke insanın anlama yetisi üzerine denemede, rasyonalistlerin bilgiye deneyim olmadan nasıl ulaşılabildiğini açıklamak için sundukları teoriye bir dereceye kadar karşı çıkmıştır. Bu doğuştan gelen fikirler teorisidir. İnsanların doğuştan gelen fikirlerle doğdukları ve bunların bize çevremizdeki dünyanın yapısıyla ilgili bilgiler verebilecekleri kavramı, deneyimleyebileceğimiz her şeyden bağımsız olarak felsefenin tarihi kadar eskidir. Platon bilginin özünün içimizde yerleşik olduğu ama öldüğümüzde ruhlarımızın başka bedenlere intikal ettikleri ve doğum şokunun bildiklerimizin tümünü unutmamıza neden olduğu ile ilgili bir kavram geliştirmiştir. Bu nedenle eğitim yeni gerçekler öğrenmekle değil ama unutmamayla ilgilidir ve eğitmen bir öğretmen değil, bir ebedir. Ancak daha sonraki pek çok düşünür Platon'un teorisine karşı çıkmış, tüm bilginin değil sadece sınırlı sayıda kavramın doğuştan gelebileceğini savunmuştur. Bu tanrı kavramının yanı sıra eşkenar üçgen gibi mükemmel bir geometrik yapı kavramını da içerir. Onlara göre bu tür bir bilgi, doğrudan hiçbir duyumsal deneyim olmaksızın edinilebilir. Akıl ve mantığın gücünü kullanarak bir matematik formülünü geliştirmek mümkündür. Örneğin René Descartes hepimizin içinde bir tanrı fikrinin yerleşik olduğuna inandığı halde, Tanrı'nın varlığıyla ilgili bu bilginin bizim bilinçli zihnimizde bir akıl yürütme süreciyle aracılığına meydana geldiğini söylemektedir. Locke'un itirazları. Locke insanların hiçbir türden bilgiye doğuştan sahip oldukları fikrine karşıdır. Zihnin doğumda bir tabula rasa, ışığın fotoğrafik film üzerinde yarattığı imgeler gibi üzerinde deneyimlerin yazdığı boş bir tablet ya da beyaz bir tabaka kağıttır. Locke'a göre insanın temel yeteneği olan duyularımızla topladığımız bilgiye aklı uygulama dışında sürece hiçbir katkımız yoktur. Ona göre bebeklerin zihinlerinin doğduklarında dolu olduğunu gösteren en ufak bir ampirik kanıt yoktur ve bunun zihinsel özürlüler içinde doğru olduğunu şu ifadelerle savunur: en alt derecede bile algıları veya düşünceleri yoktur. Locke bu nedenle doğuştan gelen fikirlerin varlığını destekleyen herhangi bir doktrinin yanlış olduğunu iddia eder. Locke doğuştan gelen fikirler mefhumuna bunun anlamsız olduğunu söyleyerek de karşı çıkmıştır. Bir şeyin fikir olabilmesi için bir noktada birilerinin zihninde bulunması gerektiğini öne sürer. Ancak Locke gerçekten doğuştan olduğu iddia edilen bir fikrin aynı zamanda insan deneyiminin bir biçiminden üstün olması gerektiğine işaret eder. Locke, Gottfried Leibniz'in ifade ettiği, bir fikir bir insanın belleğinde o kadar derinde olabilir ki, onu hatırlaması çok zor ya da imkansızdır ve bu nedenle bilinçli zihin tarafından erişilebilir değildir görüşünün doğruluğunu kabul eder.
Öte yandan doğuştan gelen fikirlerin herhangi bir tür mekanizma onları kavrayıp bilimce getirmeden evvel de bir yerlerde bir şekilde var olduklarına inanılır. Doğuştan gelen fikirlerin varlığını destekleyenler genellikle bu tür fikirlerin insanlarda doğuştan var oldukları için evrensel yapıda olduklarını, yani tarihin her döneminde tüm insan toplumlarında bulunduklarını da savunurlar. Örneğin Platon kadın ve erkek ya da köleler ve özgür insanlar ayrımı yapılmaksızın herkesin potansiyel olarak aynı temel bilgilere erişimi olduğunu öne sürer. Benzer biçimde Locke'un döneminde de bu teori sıklıkla gündeme getirilmiştir. Çünkü doğuştan gelen fikirler bize ancak Tanrı tarafından yerleştirilebilir ve Tanrı bir grup insanı seçerek bunu sadece onlara verecek kadar adaletsiz olamayacağından bunlar evrensel olmalıdırlar. Locke evrensel fikirler argümanına karşı çıkarken çevremizdeki dünyayı basitçe incelemememizin bile bunların var olmadığını anlamamıza yeteceğini söyler. Dünyadaki her insanın ortaklaşa savunabileceği kavramlar veya fikirler olsa bile, bunların aynı zamanda doğuştan geldikleri sonucuna varabilecek sağlam bir zeminin olmadığını söyler. Bunların evrensellikleri için her zaman başka açıklamalar bulmanın mümkün olduğunu ifade eder. Bunlardan biri de bir insanın çevresindeki dünyayı deneyimlemeyle ilgili en temel yöntemlerini herkesin paylaştığı gerçeğidir. 1704'te Gottfried Leibniz, insanın anlama yetisi üzerine yenidenimelerdeki Locke'un ampirist argümanlarını çürüten bir yazı yayımlar. Leibniz burada doğuştan gelen fikirlerin duyumsal deneyime dayanmayan bilgilerde kazanabileceğimizi gösteren bir görüş olduğunu ve Locke'un bu olasılığı inkar ederek hataya düştüğünü söyler. İnsanların beş temel duyularıyla algıladıkları dışında bir şey bilip bilemeyecekleri tartışması böylece sürüp gider. Doğuştan gelen dil. Locke doğuştan gelen fikirler doktrinini reddetse de insanların doğuştan gelen kapasitelerini reddetmez. Aslında algı ve akıl yürütme gibi kapasitelere sahip olunması onun insan bilgisi ve kavrayışı mekanizmasıyla ilgili açıklamasının merkezini oluşturur. 20. yüzyılın sonlarında Amerikalı filozof Noam Chomsky, her insanın zihninde doğuştan gelen ve dil için evrensel bir derin yapı üretebilecek bir düşünme süreci bulunduğunu söyleyerek bu görüşü daha ileri götürmüştür. Chomsky görünürdeki yapısal farklılıklarına rağmen tüm insan dillerinin aynı ortak temelden doğduklarına inanır. Locke, insanların dünyayı anlama hızlarının o güne kadar görülmemiş şekilde arttığı bir dönemde insanoğlunun nasıl bilgi edindiğini sorgulamada önemli bir rol oynamıştır. Kendisinden önceki filozoflar özellikle Thomas Aquinas gibi Orta Çağ skolastik düşünürleri gerçekliğin bazı yönlerinin insan zihninin kavram yeteneğinin ötesinde olduğu sonucuna varmışlardır. Ama Locke bunu bir adım daha ileri götürmüş, insanoğlunun zihinsel yetilerinin ayrıntılı analizleriyle bilinebilir olanın kesin sınırlarını çizmeye soyunmuştur. John Locke. John Locke 1632'de bir İngiliz taşra avukatının oğlu olarak doğdu. Varlıklı hamileri sayesinde iyi bir eğitim aldı. Önce Londra'da Westminster Okulu'nda, daha sonra Oxford'da okudu. Öncü bir kimyager olan Robert Boyle'un bilime ampirik yaklaşımını benimsedi ve hem Boyle'un fikirlerini desteklemiş hem de deneylerinde ona yardımcı olmuştur. Locke'un ampirist fikirleri önemli olmakla birlikte ona esas ünlü yapan politik yazılarıydı. Devletin meşruiyeti hakkında bir toplumsal sözleşme kuramı önermiş ve özel mülkiyeti korumak için doğal haklar fikrini ortaya atmıştır. Locke siyasi sürgün olarak iki kez İngiltere'den kaçmış, ama William ve Mary'nin tahta geçmesinden sonra 1688'de geri dönmüştür. 1704'teki ölümüne kadar İngiltere'de kalmış, yazı yazmanın yanı sıra çeşitli devlet makamlarında görev almıştır. Önemli eserleri: 1689 Hoşgörü üzerine bir mektup, 1690 İnsanın anlama yetisi üzerine deneme, 1690 Yönetim üzerine iki inceleme.